Millet uyutuldu. Bir gözlerini açtı ki, aa, aa, bu Bosna da bizimmiş meğer. Bizim komşu meğer oradan gelmişmiş. Onun orada amcası varmış, halası varmış, başladı millet. Aa, bu sancak da bizimmiş meğer. Kosova da bizimmiş, Makedonya da bizimmiş. Amanin, Batı Trakya'da, Yunanistan'da meğer ne kadar da bizim toprağımız varmış, Müslümanımız varmış. Dün akşam, önceki akşam Yunanistan'a giden bir hoca anlatıyor. Yunanistan'a gittim diyor, oradaki diyor Türkleri, Müslümanları topladım. Onlara, Müslümanlara, aman kardeşlerim, canım kardeşlerim ne olursunuz? Yunanistan ya orası. Aman evladınıza Kur'an okutun. Kur'an kursları yapın diye nasihat ediyorum diyor. Yunan vatandaşı olan bir Türk, Müslüman kalktı. Dedi hocam kusura bakmayın siz burayı bilmiyorsunuz. Bizim bir takım sıkıntılarımız var ama bu Kur'an konusunda sıkıntımız yok. Çünkü ilkokul ikinci sınıftan itibaren burada Kur'an dersi resmi derstir. Ve tecvid dersi resmi derstir dedi. Ben İslam devleti diye çocuğumu Türkiye'ye gönderdim. Bir iki sene kaldı geldi. Burada Kur'an okuyan namaz kılan çocuk namazı da bıraktı Kur'an'ı da bıraktı. İslam devleti gidiyorsunuz gidin Türkiye'de ilkokullara Kur'an dersi koyun da ondan sonra bize nasihat edin dedi diyor. Bak ne haldeyim ben. Ne haldesin sen. Şimdi değerli arkadaşlarım. Ha Kafkaslar'da da bizim kardeşlerimiz varmış meğer. Orta Doğu'da da kardeşlerimiz, Afrika'da da kardeşlerimiz varmış meğer diye şimdi yeni yeni hafıza uyanmaya başladı. İşte benim yapmaya çalıştığım şey millete kaybettiği hafızasını yeniden kazandırmak. Bunun için de ne yapıyorum? Şoklar yapıyorum. Evet şok açıklamalar yapıyorum. Sert söylüyorum. Neden? Bir an önce uyan. Bir an önce uyan yoksa İspanya'dan beter olursun. Bu vatanı da kaybedersin. Çünkü Türkiye öyle bir Sırat Köprüsü'nden geçiyor ki şu anda. Yalnız Türkiye değil. Bütün Osmanlı coğrafyası. Dikkat edin. Şu anda işgal altında olan Osmanlı coğrafyasıdır. Somali, Afrika, Fas, Cezayir, Tunus, Irak'a girdiler Bağdat'a, Türkiye'yi de berbat ettiler. Bosna Hersek, Kafkaslar, Balkanlar Osmanlı coğrafyası işgal edildi. Yani biz belimizi kaldırmayalım ve bütünleşmeyelim diye. Dolayısıyla Türkiye tam Sırat Köprüsü'nden geçiyor. Eğer bu köprüyü geçerse bunun sonu cennet olacak inşallah. Ve 2000'li yıllara varmadan dünyanın en güçlü devleti olarak Türkiye Osmanlı misyonuyla dünyada yerini alacaktır. Ama bunu geçemezse cehenneme düşecektir. Yanacaktır bu topraklar, bu ülke ve bu bölge. Fevkalade riskli, fevkalade tehlikeli, her ikisi de mümkün bir durumda şu anda. Şimdi değerli arkadaşlarım, olaya böyle bakınca, ben son zamanlarda söylüyorum. Efendim, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Atatürk milliyetçiliği. Ya kardeşim, yani bir insan, aklı başında olan bir insan, bir yerde oturduğu zaman, falan bakanla da ben görüşmüştüm canım. Vali de benim adamımdır. Hani filan zenginler de benim adamım der kendini güçlü göstermek için. Pek çok dostu olduğunu, ahbabı olduğunu söyler. Hemen bütün karı, kız, çoluk, çocuk, herkes bana düşman demez. Aksine dostunun çok olduğunu söyler. Ne biçim söz bu? Sen bir kavmi, bir milleti bütün bir dünyada yalnızlığa mahkum edecek sözü devlet politikası yapıyorsun. Türk'ün Türk'ten başka dostları olmalıdır. Arnavut Türk'ün dostu olmalıdır. Boşnak Türk'ün dostu olmalıdır. Arap Türk'ün dostu olmalıdır. Kürt Türk'ün dostu olmalıdır. Abaza Türk'ün dostu olmalıdır. Çerkez Türk'ün dostu olmalıdır. Özbek Türk'ün dostu olmalıdır. Azeri Türk'ün dostu olmalıdır. Neyse. Dostları olmalıdır. Olmazsa Adriyatik'ten Cinzettin'e nasıl gidiyorsun peki? Böyle yapa yapa bütün Müslüman kavimleri birbirine düşman ettiler. Arnavutlar Arnavutçuluk derdine düştüler. Boşnaklar Boşnakçılık derdine düştüler. Kürtler Kürtçülük, Araplar Arapçılık derdine düştü. İttihat ve Terakki takımı, Enver Paşa takımı da Turancılık, Türkçülük yapınca hepsi birden yıkıldı.
Peki Türk'ünü, Kürt'ünü, Laz'ını, Çerkez'ini, Abazısını ne varsa bu ülkede ve bu bölgede bütün bu değişik ırk, dil ve renklerden olan insanları bir tesbihin ipi gibi birbirine gönüllü olarak bağlayacak nedir? İşte o tevhid ilkesidir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tır. Eğer devlet yine Osmanlı zamanında olduğu gibi bunu kabul eder de İslam milleti sözünü öne çıkarırsa Allah'ın izniyle yine Osmanlı gibi bir dünyayı onun başı olarak kurarız biz. Ancak burada ben tevhid, hilafet, eyalet derken bir şeyi söylüyordum. Bunu uzun zamandan beri söylüyorum. Şimdi Karadeniz Rusların hükümranlığında, bunu biliyorsunuz. Marmara ve Ege, Yunan ve Bulgar ve arkasındaki güçlerin hükümranlığında. Akdeniz bizi parçalayan güçlerin hükümranlığında. Üç tarafımız berbat. Peki arkamıza bakıyoruz, İran var. Açıkça söylüyorum, önümüzdeki 150 yıl İran'la Türkiye savaşmazsa, çünkü İran'la Türkiye'yi savaştırmak için ne lazımsa yapıyorlar. Irak'la İran'ı çarpıştırıp tükettikleri gibi şimdi Türkiye ile İran'ı. Önümüzdeki 50 yıl Türkiye ile İran, millet, devlet, yöneticiler 50 yılı savaşmadan geçirirlerse her iki devlet içinde en büyük kar bu olur. İki tarafında bu işten çok büyük kar olur. Aman savaşmamak, oyuna gelmemek. Peki öbür tarafta onun tarihi sebepleri var tabii. Siyasi sebepleri var. Arkama bakıyorum. Efendim Kuzey Irak var. Suriye cephesi var. Berbat durumda. Bakü ile arama Ermeniler girmiş. Öyleyse Türkiye'nin yapması gereken üç şey var. Arkasını Bakü'ye, Batum'a ve Kerkük'e sağlam dayayacak. Üç nokta. Üç tarafını ve özellikle önünü de çok iyi koruyacak Balkanların. Ama Türkiye'nin üç tarafı berbat olduğu gibi, sağı solu önü berbat olduğu gibi, arkası da berbat. Biz tabii Kuveyt'i kurtarmayacak bu Amerika diye, ben müftüydüm o zaman, bas bas bağırırken Anadolular kızıyorlardı. Biz hocalar olarak diyorduk ki, efendim çok affedersiniz, yani bu Saddam, bu zalim, haşa diyelim ki bu köpek, haşa demiyorum adı Hüseyin olduğu için. Bizim köyün köpekleri kavga etti diyelim. Fakat bu domuzları çağırmayın. Eğer bu domuzları çağırırsanız, bu domuzlar köylüyü de yer, köpekleri de yer, hasadı da yer. Biz bunu söylüyorduk. Amerika gelmesin. Efendim Amerika gelirse, gelmezse Irak bize de vurur. 10 milyonluk Irak'tan korkan 60 milyon Türkiye'nin anlamı nedir peki? Ölmeyi göze almayan hiçbir millet hür olamaz. Irak korkmayacak, ben korkacağım. Saddam korkmayacak, Demirel korkacak. Böyle şey olur mu? 3,5 milyonluk Ermeni korkmayacak, ben korkacağım. Hayır. Demek ki Kemalist ve laik ilkeler cihat ruhunu da unutturdu. 60 milyonluk bir ülke, Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar, Afrika ve ta Çin'e kadar dünyanın her yerinde eli var, gözü var, ayağı var, kulağı var, kardeşleri var. Bu kadar büyük siyasi potansiyeli var. İnsan potansiyeli var. Buna rağmen efendim bu tür korkuları ve endişeleri yaşayamaz. Ben Türkiye savaşsın, savaşa girsin demiyorum. Ama yeri gelince, günü gelince, zamanı gelince o şehadet ruhuyla ölmeyi de göze alacaksınız ki caydırıcı güç olasınız. Caydırıcı güç olabilelim. Bu vesileyle değerli arkadaşlarım sorularınızı cevaplamaya başlayacağım. Yazılı olarak istiyorum yalnız. Bu vesileyle